Merhaba değerli arkadaşlar, Akıl Akıldan Üstündür kanalımıza hoş geldiniz. 5. sınıf sosyal bilgiler 1. ünite tekrar testi ile karşınızdayım. Bu videomuzda 5. sınıf sosyal bilgiler 1. ünitesi birey ve toplum ile ilgili hazırlamış olduğum 10 soruluk testimizin cevaplarını sizlere sunmaya çalışacağım. İçeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup zile tıklayarak bildirimleri açmanız gerekiyor. Hazırsanız tekrar testimize başlayalım. Tekrar testimizin sorularını PDF formatında videomuzun alt kısmında link olarak sizlere sunuyorum. Videoyu izlemeden önce testi indirip çözerseniz, ardından videomuzu izlerseniz sizler için daha yararlı olacaktır. İlk sorumuzla tekrar testimize başlayalım. Birinci sorumuz: aşağıdaki gruplardan hangisi diğerlerine göre daha uzun sürelidir? Evet, grup neydi arkadaşlar? Ortak bir amaç için bir araya gelen, aralarında etkileşim olan en az 2 kişiden oluşan topluluklara ne diyorduk arkadaşlar biz? Grup diyorduk. Sosyal yaşantımızda biz birçok grup içinde ne yapabiliyoruz? Bulunabiliyoruz arkadaşlar. Ama bunların içerisinde bazıları diğerlerine göre daha uzun süreli oluyor. Yani doğduğumuz andan itibaren ölümümüze kadar içinde bulunduğumuz gruplar bulunabiliyor. Bunlardan en önemlisi hangisiydi arkadaşlar? Ailedir. Evet. Aile bizim diğer gruplara göre en fazla uzun süreli durduğumuz nedir? İçinde bulunduğumuz gruptur. Futbol takımı daha kısa sürelidir. Sınıf daha kısa sürelidir. Satranç kulübü daha kısa sürelidir. Ama aile arkadaşlar doğduğumuz andan itibaren ölüme kadar içinde bulunduğumuz bir gruptur. O yüzden birinci soruda aradığımız doğru cevap bizim D şıkkıdır. Tabii ailenin dışında arkadaş olsun, akraba olsun, bu gruplar da arkadaşlar aile gibi uzun süreli nedir? Gruplardır. Evet, birinci sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım cümlemize. Kişinin davranışlarını ya da kendi yetki alanına giren bir olayın sonuçlarını üstlenmesine nokta nokta denir. Evet, yani biz bir davranışta bulunuyoruz ve bu davranışın sonucunda bir olay meydana geliyor arkadaşlar. Bu olayın sonuçlarını üstlenmemize de biz ne diyoruz arkadaşlar? Sorumluluk diyoruz. Evet, bizim ikinci soruda aradığımız doğru cevap nedir? Sorumluluktur. Hemen üçüncü sorumuza geçelim. Rol bir işte bir kimsenin üzerine düşen görevdir. Ben aile içindeyken çocuk, basketbol takımındayken oyuncu, okuldayken öğrenci rolündeyim. Evet, burada bir bilgi verilmiş arkadaşlar. Buna göre diyor, aşağıdakilerden hangisi okulumuzda rastlayabildiğimiz rollerden birisi olamaz? Evet, okulda bizim rastladığımız rollerden birisi nedir? Müdür yardımcısı vardır, öğretmen vardır, öğrenci vardır, ama mali müşavir arkadaşlar bir işletmenin varlık, borç ve sermaye girişlerini yapan bir görevli olduğu için bunlar daha çok okul dışında serbest meslek olarak, yani kendilerinin büroları vardır, oralarda çalışırlar. O yüzden mali müşavir bizim okulda rastlayabildiğimiz rollerden birisi değildir. O yüzden 3. soruda aradığımız doğru cevap bizim nedir arkadaşlar? B şıkkıdır. Tabii bu müdür yardımcısı, öğretmen, öğrencinin dışında işte müdür olabilir, hizmetli olabilir, memur olabilir. Daha birçok nedir arkadaşlar? Güvenlik görevlisi vardır. Birçok rollerle ne yapabiliriz? Okulumuzda karşılaşabiliriz. Hemen 4. sorumuza geçelim. Sosyal bilgiler, tarih, coğrafya, ekonomi, vatandaşlık ve hukukla ilgili konular içeren bir derstir. Bu ders bizim etkin ve sosyal bir vatandaş olmamıza katkı sağlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz? Bakalım şıklarımıza. A şıkkı: bilim ve teknolojinin insan hayatı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini öğrenmemizi sağlar. Evet, bu
sosyal bilgiler dersinin amaçlarından birisidir. B. Ülkemize karşı görev ve sorumluluklarımızın neler olduğunu öğrenmemizi sağlar. Evet, bu sosyal bilgiler dersinin amaçları arasında yer alır. C'ye bakalım. Biyoloji, fizik, kimya, yer, gök ve çevre bilimleri, sağlık ve doğal afetler hakkında temel bilgiler kazanmamızı sağlar. Arkadaşlar, biyoloji olsun, fizik olsun, kimya olsun, yer, gök olsun arkadaşlar, bunlar nedir? Fen bilimleri dersiyle ilgili konulardır arkadaşlar. Sosyal bilgiler dersinin konuları arasında, amaçları arasında yer almaz. Bu yoktur arkadaşlar. Bu kenarda dursun. Bir de D'ye bakalım. Bir insan olarak doğuştan itibaren var olan haklarımızı bilmenin önemini ve birbirimize karşı olan sorumluluklarımızı kavramamızı sağlar. Evet, bu da sosyal bilgiler dersinin amaçları arasındadır. Ama C şıkkındaki arkadaşlar, biyoloji, fizik, kimya, yer, gök ve çevre bilimleri, sağlık ve doğal afetler hakkında temel bilgiler kazanmamızı sağlar. Bu fen bilimleri dersinin amaçları arasında yer alır. Sosyal bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz. Dördüncü soruda aradığımız doğru cevap C şıkkı. Hemen beşinci sorumuza geçelim. Haklarını ve sorumluluklarını bilen ve bunlara göre hareket eden kişiler etkin birer vatandaştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi etkin bir vatandaşın özelliklerinden birisi olamaz? Bakalım şıklarımıza. A. Vergisini düzenli olarak öder. Evet, etkin vatandaşın bu nedir arkadaşlar? Özelliklerinden birisidir. Seçim zamanı geldiğinde oy kullanır. Evet, bu da etkin vatandaşın özelliklerindendir. Kanunlara ve kurallara uyar. Evet, bu da etkin bir vatandaşın özelliklerindendir. D'ye bakalım. Başkalarının fikirlerine göre yaşar. Arkadaşlar, bu etkin vatandaşın özellikleri arasında yer almaz. Çünkü etkin bir vatandaş kendi fikirleri vardır, kendi düşünceleri vardır ve bunlara göre ne yapar? Hareket eder. Yani başkalarının yönlendirmesiyle hareket etmez. Bunun dışında arkadaşlar, etkin vatandaş ülke yönetimine katkı sağlar, askerlik görevini yerine getirir, sorumluluk bilinciyle hareket eder, haklarını bilir ve gerektiğinde kullanır ve ülke yönetimine ne yapar arkadaşlar? Katkı sağlar. Evet, bunlar etkin vatandaşın özelliklerindendir ama D şıkkındaki başkalarının fikirlerine göre yaşar ifadesi yanlıştır. Beşinci soruda aradığımız doğru cevap D şıkkı. Hemen altıncı sorumuza geçelim. Evet, 6. soruda arkadaşlar bir tablo verilmiş. Kişiler var ve rolleri var. 3 kişi vermiş burada. Bakalım kişiler. Ayşe Hanım, öğrenciler gittikten sonra sınıfları süpürür, temizlerim diyor. Ozan Bey, ülkeyi iç ve dış tehditlere karşı korurum. Tuğçe Hanım, kurumumuza gelen hastaları tedavi ederim. Evet, tabloda kişi ve rolleri verilmiş. Yukarıdaki tabloda 3 kişinin toplumdaki rolleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu kişilerin grup veya kurum içindeki rolleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Evet, kişiler var ve rolleri var arkadaşlar. Ayşe Hanım ne yapıyormuş? Öğrenciler gittikten sonra sınıfları süpürür, temizlerim. Okulda demek ki arkadaşlar bu Ayşe Hanım'ın bir rolü var. Bu rolü nedir arkadaşlar? Hizmetlidir. Demek ki Ayşe Hanım neymiş? Hizmetliymiş. Ozan Bey, ülkeyi iç ve dış tehditlere karşı korurum demiş. Bu ne olabilir arkadaşlar? Asker olabilir, polis olabilir. Tuğçe Hanım, kurumumuza gelen hastaları tedavi ederim. Bu da ne olabilir? Doktor olabilir arkadaşlar. Evet, hangi şıkta var bunlar? Hizmetli, asker, doktor. C şıkkında var. Evet, bizim 6. soruda aradığımız doğru cevap nedir? C şıkkıdır. Hemen 7. sorumuza geçelim. Toplumda yaşayan insanlar bir olaydan farklı şekilde etkilenebilirler. Buna bir olayın çok boyutluluğu adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaşadığınız kente üniversite açılmasının sonuçlarından biri olamaz? Bakalım şıklarımıza. Şehrin nüfusunun azalması. Arkadaşlar, üniversite açılıyor. Dışarıdan birçok öğrenci geleceği için şehrin nüfusu azalır mı? Azalmaz. Demek ki A şıkkı olamaz. Diğer şıklara da bakalım. Öğrencilere yönelik yurtlar yapılması. Evet, bu olabilir. Yeni iş imkanlarının ortaya çıkması, evet olabilir. Kültürel etkileşimin artması, evet değişik şehirlerden öğrenciler geleceği için kültürler arası etkileşim artacaktır.
Ama A şıkkındaki şehrin nüfusunun azalması yanlıştır. Çünkü kente üniversite açılacağı için nüfus ne olacaktır? Daha da artacaktır. O yüzden 7. soruda bizim aradığımız doğru cevap nedir? A şıkkıdır. Hemen 8. sorumuza geçelim. 8. sorumuz. Melisa 7 yaşında bir kız çocuğudur. Çok istediği ve okul çağına geldiği halde babası tarafından okula gönderilmemektedir. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıda verilen yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakalım şıklarımıza. Melisa'nın babası babalık rolünün gerektirdiği gibi davranmaktadır. Arkadaşlar 7 yaşında okul çağına gelmiş ve okula gidemiyor. Babası göndermiyor. Peki Melisa'nın babası babalık rolünün gerektirdiği gibi davranmakta mıdır? Hayır, yanlış yapıyor arkadaşlar. Çocuğunu ne yapması gerekiyor? Okula göndermesi gerekiyor. A yanlış. Babası Melisa'nın eğitim hakkını elinden almaktadır. Evet, bu doğrudur. Melisa'nın evde sorumlulukları vardır. Evet, sorumlulukları vardır ama bu okula gönderilmeme sebebi ne olamaz? Olamaz. Bu da yanlıştır. Melisa başarısız bir öğrencidir. Melisa okula gitmemiş, başarısız olma imkanı yok. Bu da yanlıştır. Bizim demek ki 8. soruda aradığımız doğru cevap nedir? B şıkkındaki babası Melisa'nın eğitim hakkını elinden almaktadır. Evet, yukarıdaki bilgilere göre bizim ulaşabileceğimiz demek ki yargı neymiş? Babası Melisa'nın eğitim hakkını elinden almaktadır. 8. soruda aradığımız doğru cevap B şıkkı. Hemen 9. sorumuza geçelim. Çocuk olarak çeşitli hak ve sorumluluklarımız vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdandır? Evet arkadaşlar, 18 yaşına kadar bütün bireyler çocuk olarak kabul ediliyordu. Çocukların hakları vardı. Bu haklarla beraber aynı zamanda da sorumlulukları vardı arkadaşlar. Burada bize neyi soruyor? Sorumluluklarımızdandır diye soruyor. Bakalım, çevreyi temiz tutmak bir hak mıdır arkadaşlar? Bir hak değildir, sorumluluktur. Buradaki hak nedir? Temiz bir çevrede yaşama hakkıdır. Biz temiz bir çevrede yaşamak için de ne yapmamız gerekiyor? Çevremizi temiz tutmak gerekiyor. Oyun oynamak, evet, bir haktır, sorumluluk değildir. Eğitim görmek bir haktır, sorumluluk değildir. Doktora gitmek bir haktır, sorumluluk değildir. Bize neyi soruyordu 9. soruda? Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarımızdandır diyordu. Bu hangisidir? Çevreyi temiz tutmak. 9. soruda bizim aradığımız doğru cevap nedir? A şıkkıdır. Evet, hemen 10. sorumuza ve son sorumuza geçelim. 10. sorumuz. Bu resimler aşağıdaki çocuk haklarının hangileriyle ilişkilendirilebilir? Evet, üstte 2 tane resim vermiş ve bu resimler çocuk haklarından hangileriyle ilgilidir diye soruyor arkadaşlar. Burada bakıyoruz, bu resimde çocuklar var, öğretmen var. Burada ne olabilir arkadaşlar? Eğitim hakkı olabilir. Evet, bu nedir? Eğitim hakkıdır. Burada da bir tane çocuk var. Doktor onu ne yapıyor? Tedavi ediyor. Bu da nedir? Sağlık hakkıdır. Sağlık hakkıdır. Evet. Demek ki birinci resimdeki bizim hakkımız eğitim. İkinci resimdeki hakkımız da sağlık hakkıdır. Eğitim ve sağlık hangi şıkta var? A şıkkında var. Evet. 10. soruda bizim aradığımız doğru cevap nedir? A şıkkıdır. Evet, bu sorumuzla beraber arkadaşlar 5. sınıf sosyal bilgiler 1. ünite tekrar testimizi bitirmiş olduk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer videolarımızı beğendiyseniz videolarımızı beğenmeyi, videolarımızın altına güzel yorumlar yazmayı lütfen unutmayın. Bizi sevdiklerinize, eşlerinize, dostlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir eğitici videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.